Değerli Tele1 TV izleyenleri hepinize iyi pazarlar diliyorum. Efendim birbirinden ünlü uzman konuklarımızla sağlık gündem programımızı devam ettiriyoruz ve evlerinize misafir olmaya e, devam ediyoruz. Bugün stüdyomda bakteriler, probiyotikler, hangisi faydalı, hangisi zararlı, vitaminler, efendim yoğurt nasıl mayalanır hepsi üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz ki uzun ve sağlıklı yaşamanın sigortası Sağlıklı beslenmenin anahtarı tabii ki probiyotik bakterilerde. Ee, bunun için tabii ki alanında en uzman kişilerden biriyle yani doğadan bakterileri alıp sofralarımıza getiren Haydar Yılmaz beyefendi ile ilgili e, beyefendiyle programımızı devam ettireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Haydar Bey Hipokrat diyor ki yaşamak için yiyoruz. Yemek için yaşamıyoruz. Katılıyor musunuz? Siz hangisisiniz? Ee, yani şöyle diyelim, e, mutlaka sağlıklı bir beslenme olursa e, hastalıklar önlenmiş olabilir. Bizim için önemli olan hastalıkların önlenmesidir. E, bu bakımdan baktığımızda hipokrat şöyle der: Yediğiniz e, besinler sizin ilacınız olsun, ilacınız besinler olsun. O anlamda beslenme tabii çok önemli. Efendim, siz de araştırmacı yazar Haydar Yılmaz'a beslenme ile ilgili kullandığınız probiyotikleri nasıl almanız gerektiği ile ilgili lütfen sorularınızı iletin instagram sağlık gündemi adresine sorularınızı sorun efendim biz burada hepsini yanıtlayacağız Haydar Bey şimdi bağışıklık sisteminin koruyucusu ve kurucusu aslında onlar evet. bize birazcık neler yapıyorsunuz nasıl bu yola başladınız nasıl yürüyorsunuz bu yolda bunlardan bahseder misiniz tabi yine ben tabii farklı bir sektörde çalışırken yolu bazen başka konularla kesişebiliyor insanların. 2003 yılında bundan yaklaşık 20 yıl önce Türkiye'de kefir üretme ile ilgili bir yola girmiştim. Evet. O zaman probiyotik dünyasını tanıdım. Türkiye'de ilk probiyotik diyenlerden birisiyim. Sağlıklı bir fonksiyonel bir gıdayı üretme evet. konusundaki bütün her şeyi öğrenmiş olduk ve böyle bir yola girdik. Baktığımızda e, fonksiyonel gıda diye çok konuşulur. Fonksiyonel gıda nedir aslında? Sağlığımızı olumlu etkileyen gıdalara biz fonksiyonel gıda diyoruz. Aslında gıdaya baktığımız zaman önceden neydi? Damak tadına göre bakıyorduk. Tatlı mı, tuzlu mu, ekşi mi? Evet. Daha çok tatlı mı, daha çok baharatlı mı diye bakardık. Oysa ki bunların bizim insan vücuduna baktığımızda çöp gıdalar olduğunu gördük. Biz insan vücudunu olumlu etkileyen gıdalara fonksiyonel gıdalar diyoruz. Burada da sindirim sistemimizin düzenli olmasını, bağışıklık sistemimizin güçlü olmasını. Bağışıklık nedir? Hastalıklara karşı daha dirençli olmamız gerekir. Evet. Hastalıklara yol açanlar kötü mikroplar, virüsler, mantarlar. Peki bunlar kötü askerlerse, bizim düşmanlarımızsa bizim iyi askerlere ihtiyacımız var. Evet, vücudumuzdaki özellikle bağırsağımızdaki, midemizdeki faydalı ve zararlı bakteriler arasındaki bir dengesizlik bizi hasta edebiliyor. Peki... Vücudumuzdaki zararlı bakteriler neler, faydalı bakteriler evet. neler? Şöyle bir tanımlamadan yola çıkarak daha geniş olarak bir başlangıç yapmak istiyorum. İnsan bağırsaklarında mikrobiyota denilen bir organ var. Evet. Anadan doğma değil, yani kalp gibi, böbrek gibi değil. Sonradan olma bir organ. Evet. Yani annenin normal olarak doğumdaki vajinal sıvısından aldıkları probiyotik bakterilerle, anne sütüyle birlikte bu florada, bağırsak florasında bütün dokulara tutunup kolonize olan trilyonlarca bakteri var. Denge şöyle. Mikrobiyot organı 100 trilyon probiyotik bakteri pardon 100 trilyon bakteriden oluşuyor. Bunun %80'i probiyotikler, %20'si ise zararlılar. Yani elbette vücudumuzda istesek de istemesek de mikroplar var, mantarlar var, başka tür organizmalar olabiliyor. Ama %80'in çoğunluğuyla biz sağlıklı olabiliyoruz. %80 her zaman için %20'leri yeniyor. Yani iyiler kötüleri yeniyor her zaman için böyle olabiliyor ve biz o zaman sağlıklı olabiliyoruz. Probiyotiklerin daha canlı, daha fazla sayıda olabilmesi için de doğru beslenme yolları aramak lazım. Burada da en önemli şeylerden birisi de fermente gıdalar. Bizim geleneksel olarak baktığımızda uzun yıllardan beri, ata binlerce yıldan beri süre gelen çeşitli geleneksel fermente gıdalarımız var. Mesela biz bir yoğurt konusunda vazgeçilmez bir ülkeyiz belki dünyada birincilik noktasında bir lider bir ülkeyiz. Onun yanında turşu gibi daha sonra yine benim kefirle ilgili Türkiye'yi kazandırmama kefirin çoğalmasıyla ve sirkelerle tarhana gibi sucuk gibi diğer ürünlerle fermente gıdaları ne kadar tüketirsek bağırsak mikrobiyotasındaki bakterileri o kadar daha fazla çoğaltmış olabiliyoruz. Evet. Anne sütünden aldıklarımız var ama anne sütünün devamında fermente gıdalarla bunları aldığımızda sağlıklı olabiliyoruz. Bir bebeğin 6. aydan itibaren ek gıdaya geçtiğinde ilk verdiğimiz şey nedir mesela? Yoğurttur. Evet. Yoğurdu burada şöyle bir açmakta yarar var. Türkiye'de bazen bilgi kirliliği de çok olabiliyor. Bazı doktorlar, medyatik olanlar veya böyle beslenme ve diyetisyenler şunu söylüyorlar. Yoğurttur, şu kefir probiyotiktir. Bir de evde yaparsan tamamen probiyotik olur. Maalesef bu kelimeleri biraz açmak gerekiyor. Yani evde olunca bir yoğurt hemen birden probiyotik olmaz. Dünya probiyotik otoriteleri yararlı bakterilerle probiyotik bakteriler ayırıyorlar. Yararlı bakteriler bizim vücudumuzda aldığımızda ürettiği laktik asitlerle, kısa zincirli yağ asitlerle bizim patojenlerin geletilmesinde olumlu etkiler olduğundan dolayı görebiliyor. Ama ağızdan başlayarak bağırsakların son noktasına kadar olan mikrobiyota da dokulara tutunarak kolonize olmak ve orada kalıcı bir kolonize yapı kurmak ve orada patojenlerle sürekli savaş yapmak. İşte bunlara probiyotik bakteri deniyor. Mesela yoğurt bakterilerine baktığımız zaman çok bilinen isimlerle söyleyeceğim. Lactobacillus bulgarius, Staptococcus thermophilus diye iki tane yoğurt bakterisi vardı. Yani bunlar mide asitine dayanma konusunda veya safra asitine dayanma konusunda biraz güçleri azalıyor. Yani ince bağırsağın ortalarına geldiklerinde artık kolonize olamıyorlar. Yani o bakımdan dünya probiyotik otoriteleri der ki yoğurt probiyotik değildir. Bu bakımdan dünyaya baktığımızda probiyotik yoğurt kavramı ortaya çıktı. Yani bu iki bakteri elbette sütü yoğurt yaptıklarında, fermente ettiklerinde çok yararlı maddeler üretiyorlar. Ama probiyotik olarak içine kattıklarınızı onlar daha çok güçlendiklerinde bağırsaklarına gidip polonize olurlar ve sürekli bir savaş başlayabiliyor. Evet. E, turşuya baktığımızda mesela burada da yine çok bilinen bir şeyle söylemek istiyorum. Hani Adile Naşit Demir'in bir şeyi vardır ya vardır. E, turşu baktığınızda sirkeyle mi kurulur, limonla mı kurulur? Hayır. Ne sirkeyle kurulur ne limonla. Eğer sirkeyi katarsanız, sirkede asetik asit vardır. E, meyveleri sadece siz e, sirkeli bir kons e, meyve konservesi veya sebze konservesi yapmış olursunuz. Evet. Oysa ki burada fermantasyonun başı. Ben ıspanağı baş yıkarken bile çok fazla sirkede bekletmemeye çalışıyorum. Çünkü o da zarar veriyor. Çok. Orada şöyle açalım konuyu isterseniz. Meyvelerin üzerinde iki türlü tehlike var. Evet. Biri pestisitler, diğeri ise e, mikroplar. Virüsler evet. olabilir, parazitler olabilir. Pestisitleri sirkeyle koyduğunuz zaman… Pestisitler daha çok etkin hale geliyor. Bu evet. bakımdan pestisitler için önce karbonatlı suda, evet. yarım saate yakın karbonatlı suda bekletiyoruz. Pestisitler çözülüyor, o kimyasallar uzaklaşmış oluyor. Sonra ise üzerindeki yine meyvelerin olabilir topraktan geldiğinden dolayı çeşitli mikrobik bulaşmalar vardır. Orada da sirkeli suda bekletiyoruz. Evet. Böyle yaptığınız zaman orada en iyi bir şekilde arınmış oluyoruz. O sebzeyi kullanabiliriz. Evet. Turşuda Sizin da. Sizin gibi uzmanların da bilinçlendirmesiyle birlikte bakıyorum sosyal medyada da artık hep anneler çilekleri vesaire karbonatlı suda yıkıyorlar. Evet. Hemen böyle bir sirkeye falan batırmıyorlar. Şimdi bir insan vücudunda 30 trilyon. 100 trilyon. E, Hücre var. Evet, mikroorganizma var. Evet. 30 evet. trilyon hücre var. Doğru. Evet. 30 var. trilyon hücre var ve 40 trilyondan fazla bakteri evet, var. Evet. Ee, tabii ki bunların faydalısı olanı var, zararı olanı var ve bir saç dilinde bile 150 bin tane bakteri var. Bunlardan çok popüler bir tanesi var ki sizin de aslında popülerleştirdiğiniz bir bakteri, Akkermansia mucisfila. Ben bunu çok fazla duymaya başladım etrafımda da. Bu bakteriyi bize biraz açabilir misiniz? Tabii. Şimdiye kadar bulunan bakterilere geleneksel bakteriler diye bir tanımlama yapıyorum. Bunlar oksijene karşı böyle toleransı olan, bu bakımdan fermente gıdalara koyduğunuz zaman orada sayısal olarak çok çoğalabilen, etkinleşebilen bir bakterilerdi. Akkermansia ise sadece anne sütünden bebeklere bağırsak florasına geçen bir bakteri. O anlamda kurucu bakteri. Evet. Yani bir fermente gıdaya dediğimiz gibi 6 aydan sonra başlıyoruz ama oradan alacağımız probiyotiklerden çok daha önce anne sütünde bulunduklarından dolayı alabiliyoruz. Bir şey daha açmak istiyorum burada. Anne sütünde inanılmaz derece mucizevi maddeler var. İşte Aker Mensiye bunlardan birisi. Başkaları da keşfedilebilirse onları da öğreneceğiz. Bir daha diğer bir konu var. Uman, Uman milik oligosakkarit dedikleri. Yani anne sütünde prebiyotik de var. Akermensiya da ikisinin işbirliği olduğunda bebeğin zihinsel ve bedensel, düşünsel gelişimi de çok büyük etki yapıyor. Mesela bunu anne sütünde daha fazla olmasıyla bebeğiniz daha zeki olabiliyor. Eğer ki siz hamilelikten önce ve hamilelik döneminde antibiyotikler kullanırsanız, bu bakterilerin ve liflerin gelişimini etkilerseniz, yani sağlıklı beslenmezseniz bunları da bebeğinize verme şansınız kalmıyor. Evet. Bakımdan bizim önerimiz amile kalmadan önce ve hamilelik döneminde bol bol probiyotikler, fermente evet. gıdalar ve probiyotik lifler alınması evet. gerekiyor ki anne sütü zengin olsun. Evet, Hatta planlı bir gebelikse folik asitle desteklemek de çok önemli. Demek ki onun için hamilelik döneminde doktorlar asla antibiyotik yazmıyorlar. Aman dikkat etmek evet. lazım. Hocam, anne sütü gerçekten mucizevi bir şey. Keşke her bebeğin öyle bir şansı olsa... Ama hiç emziremeyen anneler var. Maalesef. Bazılarının ikizi üçüzü oluyor ya da bazılarının sütü gelmiyor işte. Bazen bebek kabul etmiyor. Gerçekten emme refleksini oturtamıyor bir türlü çene kaslarından vesaire dolayı. O tarz anneler ne yapsın? Evet. Şimdi sizin gibi bir araştırmacı bulmuşken bunu sormayı çok istiyorum. Çünkü ekranları başında mutlaka birçok anne vardır çocuğunu emziremese de. Tabii ki o da çok çocuğunun sağlıklı olmasını istiyor, zekasının gelişmesini istiyor. Bir yerden başlamak istiyorum. Maalesef ülkemizde sezeryan çok önemli yüksek bir derecelere geldi. Çok. Normal doğum yapılmıyor ağrı veya vesaire. Elbette zorunlu olunca sezeryan olabilir ama annenin doğum kanalından probiyotik alınamıyor. İlk bebek ağzını açtığında hastanedeki mikroplarla karşılaşıyor. Mesela ömür boyu astimallerji olan bebekler görebiliyoruz. Çocuklar görüyoruz ki evet. buradan kaynağıdır. O vakit normal doğumun tercih edilmesini söylüyoruz. Batıda bu çok daha fazla var sezaryenle zorunlu olarak doğum yapmış olanların bile annenin doğum kanındaki sıvı alıyor, bebeğin ağzına sürülüyor. Yani oradaki probiyotikleri alsın diye. Evet. Bu kadar çok önemli anne sütü. Gerçekten mucize bir özelliği var. Ee, diyelim ki alamadı. Dediğiniz gibi çok nedenlerden dolayı. işte probiyotik takviyeler, probiyotikleri bu anlamda almakta yarar var. Bugün Akermensia 2004 yılında keşfedilmiş bir bakteri. Anaerobik bir bakteri. Yani oksijene karşı toleransı yok. Yani suyun içine atın hemen kendini e, yok edebiliyor. Evet. Bu bakımdan akermensiyi aldığımızda yine ağzımızda şase olarak alıyorsak e, biraz tutup hemen tekrar yutmak gerekiyor veya kapsül olarak direkt almak gerekiyor. Oksijensiz olarak insan bağırsağında canlı olarak yaşayan bir bakteri. E, kendine enerji kaynağı olarak elbette diğer bakteriler gibi karbonhidratı kullanıyor ama en çok kullandığı şeylerden birisi de musin. Bu kelime belki çok az duymuş olabilir. Nereden evet. çıktı musin denilebilir. Musin, bağırsak mukozamızın an maddesi. Aslında bağırsak mukozasının kendini yenilemesini, onarmasını, incelmiş sakınlaşmasını sağlayan önemli proteinlerden birisi. Akermensiya, kendi ihtiyacı olan musini elde edebilmek için mukoza içindeki goblet hücreleri, böyle KD hücreleri deriz. Burada musinin daha fazla üretilmesini sağlıyor onları etkileyerek. Etkilediğinde bu sefer mukoza kendini daha fazla bu musin aldığında yenileyebiliyor. Yine Hipokrat'ın dediği bütün hastalıklar bağırsaklardan başlar sözüne de dikkat çekmek istiyorum. Eğer ki bağırsak geçirgenliği varsa, demek ki programda ifade etmiştim tekrar açıklamak istiyorum. Bunu parmaklarımla göstermek istiyorum. Evet. Bağırsak mukozası budur. Eğer ki zayıflamışsa yan antibiyotiklerle, yanlış beslenmelerle, kimyasallarla endüstriyel gıdalardaki katkı ve koruyucu dediğimiz o renklendirici, aroma vericiler bundan müthiş derece kimyasallardır. En başta mukozanın üzerindeki mukus tabakası diye bir tabaka vardır. Bazen bunu şey yaparız ya bebeğinizin kakasından mukus gördün dersiniz. Bu mukus birinci bariyerdir aslında. Yani sümükümsü, jenetimsi bir tabakadır. İçinde kolajen vardır. Doku tamirinde de çok önemli derece etkiler olan bir kolajendir. Bu yok oluyor. Ondan sonra buradaki bağırsaklardaki patojenler saldırıya geçiyorlar ve buradan bağırsaklar mukozası arasında aralıklar açmaya, geçitler açmaya çalışıyorlar. Buradan ağır metaller giriyor, mikroplar giriyor, virüsler giriyor, çürümüş besinler giriyor. Ve bütün alınan, bütün zararlı kimyasallar giriyor ve doğrudan kana karışarak beyine ve diğer organlara gidiyorlar. İşte bütün hastalıklar buradan başlıyor. Evet. Musin dekrasyonu diye Aker yapmış olduğu, mukozayı e, tekrar yenilediğinde açılmış olan bütün aralıklar kapanıyor. Evet. Bir de Tay Jackson diye bilimsel bir isimle söyleniyor ama en önemli özelliğinden birisi bağırsak mukozası böyleyse şöyle sımsıkı bir duvar sağlıyor. Evet. E buradan her türlü zararının geçişini engelliyor. Hastalıkları önleme anlamına baktığımızda akermensiyenin bu anlamda çok büyük herarı var. Evet, Akermensiye hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? E, dünyada popüler olduğu e, 3-4 tane hastalık anlamında dikkate söyleyebiliriz ama birincisi mus'un Evet, Bu anlamda bahsetmiş. hangi hastalık olursa olsun mukadakakermensiye kullanmak lazım ki buradan serbest geçişlere izin vermemek lazım. Hayır sen zararlısın giremezsin diyebilecek orada bir bariyer oluşturmak lazım. O zaman mesela beyinle ilgili düşündüğümüzde otizm, MS, e Alzheimer, Parkinson gibi şeyleri de buradan evet. önlemiş evet, evet. olacağız. Evet ve diğer evet. kalp hastalıkları da yani kana karışan şeyleri de vardı engellemiş olacağız. Akkermansiye yapılan araştırmalarda daha çok öne çıkan obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve kanserden korunma. Evet. Obeziteyi biraz daha açmak istiyorum. Daha çok, çok... beslenmeyle ilgili evet, evet. hastalıklarda. Evet, Beslenmeyle ilgili ve bağırsak kozasının e, orada sağlamlığıyla alakalı bir evet. konu. Her probiyotik olduğu gibi ya da boş durmuyorlar. Yani orada yan gelip yatmıyorlar. Orada sürekli fermentasyon yapıyorlar. Bir anlamda zaten insan vücudu bir fermentör makinesi gibi çalışıyor. Evet. Muhteşem ve mükemmel bir sistemler bütünlüğü diyoruz ya biz insan vücuduna. Fermentasyon yapıyor sürekli. Yani Aker ya da sürekli kısa zincirli yağ asitleri üretiyor. Mesela ürettiği asitlerden birisi asetat. Yani sirkedeki asetik asit. Ama onun en kalitelisinin etkilisini üretiyor. Grelin hormonu diye bir açlık hormonu vardır. Sürekli sizin midenizde alarm zilleri çalar. Midemiz kazındı deriz ya. Aslında orada grelin hormonu sürekli yemen lazım. Yine bir şeyler yemen lazım. Sen doymadın. Sofradan bir şeyler doy yedin ama doymadın. Yine bir şeyler yemen lazım. Bir şey önemli hormonlardan birisi. Ruhsal açlık da oluyor biraz. Aynen yani. tabii. <laughs> bu sefer beyninizde de bu izler böyle oluyor. Yani evet. Sen sürekli bir şeyler yemen lazım. Hatta tatlı yemen lazım diyor. Evet. Açlık krizleriyle tatlı krizleri iç içe geçiyor. Geceleyin buzdolabının kapısına herkes gidiyor. Ben doymadım, canım Tabii bir şeyler çekiyor. Tatlı kriz çek... bende çok oluyor hocam. Şimdi buradaki temel sizi kışkırtan grelin hormonudur. Evet. <laughs> grelin hormonunu baskılarsak sadece gerektiği zaman, yani yemekte öğünde gerektiği zaman bunun çalışması gerekirken, endüstriyel gıda teknolojileri öyle bize bir oyunlar oynuyorlar ki sürekli her şeyin içine şeker koyuyorlar. Yani evet. siz bir baharatlı cips içinde şeker var. Alt tadımız şeker oldu artık. Aynen öyle. Müthiş bir tuzak bunlar. Bu tuzaklar bizi ne yapıyor? Sürekli bir şeyler yemen lazım. Açlık krizleri, tatlı krizleri içinde olacaksın ki endüstriyel gıdaları daha fazla tüketeceksin diyor. Evet. Bu oyuna düşmemek lazım. Burada birazcık mantığımızı kullanacağız. Evet. Hocam sizi kısacık keserek bir seyircilerimize anons yapmak istiyorum. Efendim biliyorsunuz yaz geliyor. Ee, hepimiz dolabımızdaki e, kıyafetlerin içine girmeye çalışacağız. Ee, kilolarımızı vermeye çalışıyoruz. Denize gireceğiz, havuza gireceğiz. Fit olmak istiyoruz. Her şeyden önce sağlıklı olmak istiyoruz. Eğer sizin de obezite gibi ya da fazla kilo gibi sıkıntılarınız varsa lütfen Instagram sağlık gündemi adresimize sorularınızı yöneltin. Ee, sağlık beslenme noktasında neler yapabilirsiniz nasıl ipuçlarını hocamız size özel verecek lütfen sorularınızı sorun efendim bu fırsatı kaçırmayın hocam şimdi e, kilomuzu bazen e, dengeleyemiyoruz stabil tutamıyoruz sabit tutamıyoruz bir alıyoruz bir veriyoruz e, onun da birçok problem evet. getirdiği problemler oluyor evet. hızlı kilo vermeler hızlı almalar. Ee, bu noktada bazı insanlar görüyorum diyor ki su içsem yarıyor. Ne kadar sağlıklı beslensem de ben kilo veremiyorum diyorlar. Bu noktada e, bu probiyotiklerin faydaları oluyor mu? Sizler neler öneriyorsunuz size Öncelikle, gelenlere? Tabii çok doğru söylediniz. Öncelikle midede biraz tanımak gerekiyor. Biz malzeme midemizi tanımıyoruz. Onu çöplük gibi kullanıyoruz. Ona çok evet. işkence yapıyoruz. Su da bahsettiniz. Bazen derler ki yemekte de bol bol su için. Hayır. Şurasını açıklamak istiyorum. Yemek yemeye başladığımız zaman, Sekreter Norman ağzımızda grill normanında birlikte diyor ki mideyi hazırlan. Şimdi bu kişi bir şeyler yemeye başladı. Mide kendi dokuları arasında bizim besinlerimizi mikro ölçülerde parçalanmak için ki buna mekanik sindirim diyoruz. Hidroklorik asitli bir asit üretir. pH'i 1,5. Yani kezzap gibi çok güçlü bir asit. Peki su içerseniz ne olur? Suyun pH'i 7-8. Otomatikman hidroklorik asit seyreliyor. O zaman sizin besinlerin sindirilebilmesi için bir asitiniz kalmıyor. Sindiremiyorsunuz. Posta şişiyor. Hatta hidroklorik asiti yukarı doğru çıktığında e, midenin kapağını zorlara, yemek borusundan boğazınıza kadar geliyor. İşte bunun adı refli oluyor. Evet. Orayı tar tarih ediyor ve enfekte olmasını sağlıyor. Yemekte su içilmemeli. Susuz mu olduracağız? Hayır. O zaman yemekten yarım saat önce midemizi yarım litre su içeceğiz. Midemizi bir yıkayacağız. Temizleyeceğiz. Mide hazır olacak. Sonra mide kendisi kendi dokularından hidroklorik asit üretecek. Hidroklorik asit üretmeni engelleyen bir tane başka bir şey de mide koruculardır. Diyor ki bütün gün boyunca sizin mide pH'ınız 5-6 olacak. Hayır. Midenin yemek yenilen besinleri sindirebilmesi için asit üretiyor. Ben diyor parçalayacağım bu besinleri diyor. Ama mide korucu olursanız parçalanmıyor. Su gibi oluyor. Evet. O bakımdan aynı yanlışa düşmemek gerekiyor. Su en iyi bir ilaçtır. Yani mide koruyucuların size verdiği 5-6 pH'a e getirdiği dediği şeyi, o karbonatı su daha fazla bir şekilde sağlıyor. Evet. Bakın suyu ne zaman içeceğimize bağlı. Yemekten önce içelim ama yemekte içmeyelim. Yemekten de 2,5 saat sonra içelim. Midemiz boşaldı. Ondan sonra gidelim midemizi bir yıkayalım, dinlendirelim, arındıralım ki midemiz diğer öğünde tekrar hidroklorik asit üretebilsin. Hidroklorik asitin üretilmesi çok önemli. Neden biliyor musunuz? Midede şöyle sessiz sedasız olarak pepsinojen diye bir molekül var. Hiçbir işe evet. yaramıyor. Fakat tepkimeyle pepsin enzimini üretiyor. Pepsin enzimi de bütün en zor proteinler dediğimiz et proteinlerini parçalayan en yani enzimlerden birisi. Ama aynı zamanda maestro. Yani pankreantik enzimlerinde çalışmasını sağlıyor. Safra kesinden safra asitinde gelmesini sağlıyor. Yani bütün bu sistemi yönetebiliyor. Eğer siz hidrokulik asit üretimini engellerseniz bu sefer pepsin de üretilmiyor. Bakın ne kadar çok engellemiş oluyorsunuz. Evet. Probiyotiklere baktığımızda ikinci kimyasal sindirim dediğimiz. Şimdi bu besinlerin içinde proteinler var, vitaminler var, mineraller var, diğer amino var. Bunların bir rafine olması lazım. Ben bunu şöyle diyorum. Bir petrol rafinesine giren, petrol gibi düşünün. Oradan daha sonra çıktığında rafine sonucunda benzin, mazot gibi çıkıyorsa bizim de yediğimiz besinlerden proteinlerin, vitaminlerin, minerallerin ayrışması gerekiyor. Bu işlemi de probiyotikler yapıyor. Evet. O anlamda mutlaka bir fermente gıdayı öğünde tüketmek gerekiyor. Bu yoğurt olabilir, turşu olabilir veya sirke olabilir. Zayıflamak isteyenlere bir tüy vereyim burada ben. Yemeğe başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra, yani bir şeyler yiyeceksiniz, 5 dakika sonra bir sirkeli su için. Yani bu ne demektir? Bir bardak suya bir yemek kaşığı sirke kattığınızda o asetat, akelmenserin de üretmiş olduğu asetata yardımcı olacak. Yani sizin aynı zamanda GLP bir ormanı diye bir orman vardır. Der ki yeter, doydun, çok fazla yeme artık. Yani önüne koydun 4 porsiyon ama sana bir porsiyon yeter dediği bir hormon çalıştırıyor. Onu aktif hale getiriyor. O zaman da fazla yemiyorsunuz. Otomatikman e, iki türlü şey var. Kilo vermeye başlıyorsunuz. Kilo almıyorsunuz, kilo alımınız duruyor ve kilo vermeye başlıyorsunuz. Diğer taraftan da pankreasla üretilen insülünün de yeterince gerekli olduğu kadar üretilmesini sağlıyorsunuz. Yani pankreas bazen panik haline geliyor. Siz abire yediktiğinizde, daha çok yediktiğinizde o da diyor ki bu yenilenin içindeki karbonhidratı benim insülün salgılayarak artırmam lazım. 2 birim yetmez buna 20 birim insülin üreteyim derken eğer siz az yediğinizde ve yavaş yediğinizde hayır o zaman bu az yedi o zaman buna iki ünite insülin yeter diyecek. Bu sefer tip 2 diyabette de sonuçlanmış olacak. Yani evet. bir taraftan açlık krizi bitti, bir taraftan tatlı krizi bitti ve insülin dirençine de önemli bir e, sekte vurmuş olacağız. Evet. Diğer taraftan baktığımızda propionik asit de üretiyor ak kermensiye. Propionik asitte leptin hormonu dediğimiz çok önemli bir hormon var. Doygunluk hormonu. Bunu da arttırıyor. Doyma e, anlamındaki şeyimizi de buradan alabiliyoruz. Leptin hormonunun triptofen aminasit diye bir asit de var aynı zamanda. Bizim en çok ihtiyacımız olan biliyorsunuz serotonin hormonu diye bir hormon var. Mutluluk evet. hormonu kaygıyı, endişeyi, depresyonu ortadan kaldıran e, hem leptin hormonunun, hem serotonin hormonunun, hem de geceleyin bize derin uyku sağlayan melatonin hormonunun. Üçünün de etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan triptofan aminasyonu ile yine akermensiyi üretebiliyor en etkin bir şekilde. Evet. Bu anlamda obezitede ve diyabette çok önemli bir etkisi var. Evet, Haydar Bey pandemi döneminden sonra yeni normal diye bir döneme girdik. Şimdi yeni normalde baktık ki kalp ve damar hastalıkları çok artmış durumda. İnsanların çevresinde kalp krizi geçirenlerin daha fazla arttığını söylüyor herkes. Bu yönde bilgiler var. E, bu probiyotiklerin kalp ve damar sağlığına da etkileri oluyor mu? Bunlardan evet. biraz bahsedebilir misiniz? Yine belki yeni bir terimler olacak ama bunları yavaş yavaş öğreneceğiz tabii. Evet. Propionik asit diye bir asit üretiyor. Akelmense ve diğer probiyotikler. Bifidolar da burada çok etkili bir şekilde kalın bağırsakta hakim olan probiyotiklerdir. E, ee, bunların ürettiği propionik asitlerde e, bizim en çok sıkıntı çektiğimiz kötü kolesterol diye ifade ederiz ya. Evet. Onun için trigliserit değerleri diye bir değerler vardır. Bunların düşürüyor. Ve otomatikman kolesterol değeriniz düştüğünde e, kalp damar sertliği diye ortaya çıkan, damar sertliği ortaya çıkan kalp ve damar hastalıklarındaki en büyük tehlikeyi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Kan serum değerleriniz düşüyor. Ve tansiyonunuz yükselmiyor, kolesterolünüz düşük oluyor. Burada da kalp krizlerini önleme noktasında probiyotiklerin yararını bu anlamda görebiliyoruz. Burada tabii diğer taraftan baktığımızda en tehlikeli şeylerden birisi biliyorsunuz kanser hastalığı. Ona da gelmek istiyorum. Hemen hemen her ailede maalesef ki kanser hastalığına karşımıza çıkmakta. Çok yoğun bir şekilde kanser hastalığı hızla çoğalmakta her aileyi tehlikeli hale geldi. Evet. Kanserojen maddeler üç. çok var. Yani gelenekten nitrit ve nitrat diye ifade edilen ama diğer başka maddelerden de ortaya çıkan tabi tarım ilaçları, pestisitler de bunlar neden olabiliyor. Bunlar da karşımıza çıkabiliyor. Akermensiyenin en büyük özelliklerinden birisi diğer probiyotiklere de öncülük ederek, liderlik ederek kanserojen maddeleri tanımaları. Kanserojen madde geldiği zaman bunları parçalayıp atıyorlar. Hatta içindeki nitrik koksiti alarak karaciğere gönderilmesini sağlıyorlar. Bu anlamda e, kanserden korunmada çok büyük etkileri var. Kolon kanseri diye Ülkemizde sık sık karşılaştığımız kanserlerden birisidir. Yine kolondaki en büyük tehlikelerden birisi dışkının dışarı çıkamaması. Evet. Ve bundan dolayı kabızlık derece ciddi bir tehlike var. Oranlarını bilmiyorum ama ülkemizde %50-60 oranında kabızlık çekiliyor herkes. Evet. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Kalın bağırsaklarda demin %100 trilyon demiştim ya. O 100 trilyonun içinde 70-80 trilyonu probiyotiklerdi. Bunların da yine 70 80'i Bifidobakterium diye bir bakteri türü. Bunlar kalın bağırsakta hakim olan bakteriler. Eğer kalın bağırsaktaki bu bakteriler azaldığı zaman dışkıda bütün dışarı çıkması gereken zararlar toplanmıyor. Evet. Dışkı su tutamıyor ve zamanlamasını unutuyor. Pas evet. hareketleri yani dikkat ederseniz kalın bağırsakların kasları boğum boğumdur ve ileriye doğru ritimsel olarak kasılmaları üzerine bir kurgu vardır. Bunlar da gerçekleşmiyor. Mesela biz yaptığımız araştırmalarda e, oluşturduğumuz kombinasyonlarda bifidolara çok daha fazla kullandığımızda kabızlığı tamamen çözüyoruz. Yani illa gidip laktasif ilaçlar almadan siz bağırsaklarınızdaki bifidoları arttırmış olursanız kabızlık tamamen bitiyor. Çünkü evet. dolar ne işe yarıyor? Su tutucu özellikleri var, dışkıyı yumuşak hale getiriyor ve zamanlamasını yönetiyorlar. Evet. Haydar Bey son dakikalarımızın içine girerken e, sağlık gündem adresimize çok fazla soru gelmiş. Soruların geneli e, Yeni nesil probiyotiklerin kullanımı ile ilgili kapatırken bununla ilgili seyircilerimizi e, aydınlatmanızı istiyorum. Yeni nesil probiyotikleri kullanırken nelere dikkat etsinler? E, probiyotik alırken ne yapsınlar, nasıl kullansınlar? Bunların kullanımı ile ilgili seyircilerimizi bilgilendirirseniz Tabii. çok mutlu olurum. En çok karşımıza çıkan antibiyotik ile ilgili başlamak istiyorum. Mutlaka antibiyotik aldıktan sonra, 2 saat sonrasında yani antibiyotik emiliminden sonra bir mutlaka probiyotik alsınlar veya probiyotik yoğurt yesinler. E, dediğim gibi oksijen toleransı olmadığı için suyla suyun içine karıştırarak bekletmek e, onun için uygun değil. Evet Sözünüzü kesiyorum ama o zaman radyasyona sürekli maruz kalan kanser hastalarında burada probiyotik kullanması çok önemli. Evet, evet Çünkü onun da çok fazla e, zarar oluyor vücutta. Çünkü e, aldığı zaman kemoterapide ve evet. e, radyoterapide e, tamamen bağışıklık sistemi çöküyor. Evet. Direnç azalıyor, probiyotikler de azalıyor. Ondan sonra mutlaka e, probetiklerin de olduğu, prebetiklerin de olduğu bir immünoterapiler var. Daha çok kanser tedavilerinde kullan. Onu daha çok öneriyorum. E, alınırken bir sabahleyin aç karnına alınmasını öneriyoruz. Bir kapsül, bir tablet veya bir şase şeklinde. E, mesela benim yeni hazırladığım kombinasyonlarda ağızdaki, tükürükteki probiyotikleri de biz keşfettik. Ya. Evet. Mesela bunlar bağırsağa geçmiyor. Ağzınızda kalıyor diş çürümelerini engelliyor, diş etli kanamalarını engelliyor. Rinit dediğimiz burun akıntısını önleniyor, bademcikleri ve ses tellerinin mesela enfeksiyonunu önlüyor. Evet. Bunlarla ilgili de kombinasyon yazıyoruz. Yani akermiyansı aslında bir lider bakteri. Onunla diğer bakterileri de kullandığınız zaman kabızlık gibi, sel ishal gibi, hatta isteminik gibi ve dediğim Birçok hastalığın tedavi evet. edici ve koruyucu evet. özelliği bulunuyor Akermensyada Haydar Bey çok teşekkür tamam, ediyorum efendim. bilgilendirdiğiniz için bizleri. Efendim bugün probiyotikler, prebiyotikler, akermensiya, yararlı bakteriler, zararlı bakteriler ve beslenme üzerine konuştuk. Sevgili araştırmacı yazar Haydar Yılmaz bizlerdeydi. Ama sağlık gündemi bitmiyor efendim. Kısacık bir aradan sonra evlilik terapisti... Selin Kara Cehennem ile ilgili e, Selin Kara Cehennem ile birlikte gerçekleştirdiğimiz yayın sizlerle birlikte olacak efendim. Aile içi şiddet ve aile içi sağlıklı iletişim konuşulacak. Hiçbir yere ayrılmayın.